Şimdi bir haber daha aktaralım. Sınırları kapatacak mı acaba? Kremlin sözcüsü Peskov bir cevap vermiyor. Yani hayır da demiyor nihayetinde. Ama söz konusu kısmi seferberliğe. Rusya içinde nasıl bir tepki olduğunu anlamak için bir telefon şakasını ekranlara taşımak lazım. Kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya'da üst düzey devlet çalışanlarının çocuklarına buna Kremlin sözcüsü Peskov ve Başbakanı Mishustin de dahil telefon şakaları yapılıyor. Ama her ikisi de cepheye gitmeye pek niyetli değil, izleyelim. Rusya, Ukrayna'da daha fazla askerini savaştırmak için kısmi seferberlik ilan etti. Dikkatler üst düzey devlet çalışanlarının oğullarına çevrildi. Popüler Politika adlı YouTube kanalının canlı yayınında Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin'in oğluna telefon şakası yapıldı. Alexey Mishustin, telefonun diğer ucundaki kişiyi askerlik şubesi çalışanı sandı. Askere çağrıldığı söylendi ama o savaşa katılmaya pek niyetli değildi. Чтобы там упростили вам как-то процедуру. Если честно, воевать желания пока не возникало. Rusya Başbakanı Mishustin'in oğlu cepheye gitmek istemediğini söyledi. Babasının başında olduğu hükümet savaşa 300 bin kişiyi daha göndermeye karar vermişken o savaşmak istemiyordu. Aynı telefon şakası Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un oğluna da yapıldı. Nikolay Peskov'dan sabah 10'da askerlik şubesine gitmesi istendi ama aldıkları cevap olumsuzdu. Знаете, что я господин Песков, да. Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Nikolay Peskov durumu başka seviyede çözeceğini söyledi. Askere çağrılmamın siyasi nüansları var dedi. Telefon şakası videosu YouTube'da sadece 24 saatte 1 milyondan fazla izlendi. Sayın Atabay, ne diyorsunuz? Bu tabii ki yani bu telefon şakası çok artık hani son damlasını gösteriyor şu andaki haleti ruhiyenin. Tabii ki orada üst düzey isimlerin çocukları olması vesilesiyle ortaya koydukları bir tavır var. Hani sen benim kim olduğumu biliyor musun falan gibi, ama nihayetinde hiç gitmeye falan niyetleri yok. O 40 kentte protestolar, 1400-1500 kişinin gözaltına alınmaya çalışması, herkesin çıkışa gitmesi, terk etmeye çalışması, bu savaş konusunda pek ikna da edememiş mi Putin? Ve bu tabii ki Putin'i de sorgular duruma getirir mi? Çünkü Batı'nın bu rüya çözümüydü. İşte içeride çok ağır yaptırımlar altında Rus halkı ezilecek, dayanamayacak, isyan çıkacak, Putin devrilecek, yerine birisi gelecek, mümkünse Batı'ya daha yakın bir isim olacak, öyle yola devam edecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Şu görüntüler ne anlatıyor? Şimdi Sayın Nur Hanım, savaşın sonucunu milletin azmi, mücadele azmi ve iradesi tayin eder. Eğer bir milletin savaşma azim ve iradesini, hele hele ordunun savaşma azim ve iradesini kırarsanız, savaşma kapasitesi, kabiliyeti ortadan kalkar. Tabii bir milletin ordusunun arkasındaki desteği, bütün gücüyle, ruhuyla, eylemleriyle varlığını hissettirir ve katılımcı olursa savaşı kazanırsınız. En yakın örnek Azerbaycan-Ermenistan Karabağ Savaşı. Buradaki Azerbaycan halkının ordusunun arkasında desteğindeki varlığını her daim hissettirmiş ve bu hissiyat cephedeki en uçtaki çatışan askerin namludaki parmağına, tetikteki tırnağına kadar ulaşmış. Şimdi bunu ulaştırdığınız zaman savaşta, muharebe meydanında başarılı olursunuz. Tabii bu Rusya'daki bir kırılganlık, yani bu tür işte, tabii ki savaşa hayır derken Sayın Nur Hanım şöyle, biz de profesyonel asker olarak ben de savaşa hayır diyorum. Yani savaşmayalım, evet, barış içerisinde bir dünya olsun, istikrar içerisinde bölgemiz olsun, bunu biz en önce askerler isteriz. Zaten ama, Atatürk'ün sözü değil mi? Onun altını ki, bir çizmek lazım. Nihai, tabii evet çok güzel. Yani Atatürk'ün sözü, harp bir cinayettir. Kaçırılmaz olduğu takdirde savaşa girebilirsiniz, girmek istersiniz. Yani girilmesi gerekir. Şimdi bu bir zorunluluk, hayati olmalı. Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi.
hayati ve zaruri. Şimdi tabii ki böyle olduğu zaman da halkın büyük desteğini, teveccühünü arkasında ordunun hissetmesi gerekiyor. Savaşan cephede belirli bir kitle, belirli bir kısım, belirli bir tabaka veya bir başkaları savaşmıyor, o savaş sahasından sıyrılıp kaçmanın yolları aranıyorsa o ülkenin savaşma kabiliyeti bir noktaya kadar olur. Şimdi tabii ki biz bu yansıyan izlenimler üzerinden bunu söylüyoruz ama bunun tabii ki ne kadar yaygın olduğunu, yüzde kaça tekabül ettiğini, ülke açısından ne kadar yüzde destek olduğunu, evet, tabii şimdi, daha önce biliyorsunuz kamuoyu yoklamaları var. Yüzde 80, 14 milyon metrekarelik bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, 40 kent evet, diyoruz, yani 1500 ülkeden, kişi. Evet. Tabii daha yani cüzi bir şeyden bahsediyoruz ama nihayetinde... Var, evet. Hani 40 kentlik ve kendisini ifade edilir. Rusya'daki durumu biliyoruz. Kendisini ifade etmeye cesaret edecek noktaya gelen insanların öyle bir binlerle ifade edilmesi herhalde bir şey gösterir, değil mi? Yani şimdi Sayın Hanım, bir de şu var. Tabii her devlet, bu her ülkede aslında savaş zamanında kaçanlar, cepheden firar edenler olur. Vardır. Her ülkenin, her devletin, her tarihinde bunlar aşağı yukarı var. He, azdır, çoktur, o belirli orandadır vesaire. Bunlar yaşanır. Devletler de kendi tedbirlerini alırlar. Şimdi Rusya'da ne yapıyor? Önce bir herhalde boşluğuna denk geldi. Kaçan kaçtı, çıkan çıktı. Ama bundan sonra 18-65 yaş grubunu yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Aynısını hatırlayalım. Harbin başlangıcında Ukrayna uyguladı. Yani iç göç başladığında 18-65 yaşındaki bütün erkekleri durdurdu. Şimdi yani kadınları da durdurdu. 8 milyon civarında biliyorsunuz ülke dışına çıkan Ukrayna vatandaşı var. Ama o az evvel ifade ettiğim yaş gruplarını engelledi ve dışarıya çıkışlarını önledi. Yani şimdi ülkeler bunu uyguluyorlar. Evet, Rusya da bunu yapıyor ama önemli olan yani işte Moskova'da Arbat Sokağı'nda işte 40 merkezde gibi böyle belirli kritik yerlerde savaşa aslında hayırcı olan, daha evvelden itibaren bunu savunan kitlelerin aslında olduğunu aşağı yukarıda görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki savaş iyi bir şey değil. Evet. Sonuçta ama bir zorunluluk olduğunda da halk desteğine ülkeler, devletler, kendi devletleri önemli destek isterler, ararlar. Peki.